Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Spor'u sunar. Trivela Spor'dan herkese selamlar, saygılar. Bendeniz garip koreba dostu Nazım Türknaz. Trendyol 1. Lig yükselme playoff 1. tur maçlarının değerlendirmesi için sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi yanımda, yamacımda ve yakınımda Furkan var. Furkan hoş geldin. Hoş buldum. Sen de hoş geldin. Nazım Fitnas. Ne var ne? Keyifler nasıl? Keyifler gayet iyi. İkinci ilk maçlarının playofflarından ikinci turuna geçtik. Evet. Birinci evet. Ligde de ilk tur başlayacak. Evet. Güzel bir sezon oldu. Son evet. Hafta playoff'ta heyecan, düşme hattında heyecan. Ve işte Sakaryaspor üçüncü oldu, finale kaldı. Evet. Bodrum, Çorum, Kocaeli, Bolu da playoff için mücadele edecek. Şu anda playoff'ta olan Sakarya'yı ayırarak söylüyorum. Tek takım Kocaeli olduğu için sadece evet. Onun forması var. Doğru. Hani izleyenler yanlış anlamasın. Doğru. Bolular, Çorumlar, Bodrumlar hepsinden bekliyoruz. Kocaeli özel programı değil. Playoff'ların birinci turun özel evet, programı. O yüzden Sakarya formasını da astık. Onlar evet. Da finalde rakibini beklediği için. Doğru. Diğer takımlardan da taraftarlarından doğru. Da artık doğru. Bir forma atkı bekliyoruz yani. Valla Çorum'dan, aslında bende vardı Çorum forması ya. Var mı? Getirebilir miyim daha? Getirmen lazım. Getirelim. Çorum var. Bodrum'dan da Ufuk Oğuz'dan isteyelim. Hı hı. Medya sorumlusu kardeşimiz. İsteyelim. Başka kim demiştin? Bolu. Bolu Spor'dan da başkanlar rica edeceğiz. Aynen. Fahri Gündüz'den rica edeceğiz. Hatta Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Fahri Gündüz'ün üstünden çıkartacağım bitireceğim. Değil yani. Mi? O derece bir nokta var. Bu arada ben de madem Canti. Playoff'lar başladı kardeşim. Ben de artık bundan sonra beni çok eleştirdiniz. Yerden yere vurdunuz. Tarzımla ilgili. Vizontele dediniz. Hakkâr dediniz. O bu dediniz, bu dediniz. Ben de kardeşim giyindim güzel bir şekilde. Yani madem öyle işte böyle. Hı hı. Ne yapacak bir şey yok yani. Aynen. Sevgili Furkan'cığım. Hemen başlayalım. Başlayalım. Şimdi bir kere cumartesi günü çok dramatik maçlar vardı. Çok acayip. Çok dramatik maçlar vardı. Yani üçüncülük yine el değiştirdi. O oldu bu oldu ama Sakaryaspor hedeften kopmadı, şaşmadı. Beni de yanılttı. Çünkü ben o maçla alakalı %100 Kocaelispor'un bir reaksiyon göstereceğini ve 35 bin seyirci önünde kazanacağını düşünmüştüm. Bir de derbi maçı yani neredeyse. Derbi maçtı ama heyhat tam tersi oldu. Ercüment Coşkun Demir hocamız değil. Ercüment değil. Coşkun Demir değil. Coşkun Demir bakan. Coşkun Demir bakan. Ercüment Hoca bizi aldı. Bak. İkisi de birbirine hani anlatıyor. Bir de Sakarya'da çalıştı o da. Yani ikisi de söyledi. Bir de beyaz ikisi de akça pakça. Ondan dolayı Coşkun Demir bakan hocamızla bambaşka bir kişilik, bambaşka bir nokta. Hoca demişti ki antrenmanda iki maçın var demişti. Birini aldı. Kaldı evet, bir maç. Aynen. Çok enteresan bir nokta. Şimdi. Peki şampiyonluk olursa yani şampiyonluk evet. Yazacak mı ona sence? Ya, biraz hani çok şey. Tartışılır. Ya, değil mi? Hatırlarsan ikinci ligde şampiyonluk Tuncay Hoca yazar mıydı sence? 5-6 maç kalmıştı. Yazmadı ki Ercüment Hoca. Heh. Hep söyledim. Evet, o zaman da söyledim. Evet. Onun gibi aslında baktığın zaman. Sonuçta ama hoca dedi ki Tuncay benim evladımdır. Hani bütün her şeyi o yaptı zaten. Hı hı. Biz sadece birkaç tane dokunuş yapacağız dedi. Doğru. Birisi beni eleştirmiş. Ben de orada bir kelime hatası yapmışım. Bir çare olmaya geldik biz dedi. Hı hı. Ben birleştirip bir çare olmaya geldik diye yazdım ama hata yapmış tweette. Aynen. Ya o kadar dikkatliler ki yani bizim takipçilerimiz. Yani bir çareyi böyle bir çare diye yazmam lazımken bir çare yazmışım. Nazım Türknaz o öyle değil böyle değil noktasında. Aynen. Hemen de biliyorsun. Düzeltmeler var. Gündüzden başlayalım. Gündüzden başlayalım. Gündüzden başlayalım. İlk başlayacağımız maçımız Bodrum şimdi, maçı. Şimdi Bodrum Futbol Kulübü Bolu Spor mücadelesi var. Geçen sezonun aslında buraları çok iyi oynayan bir takım vardı Bodrum Spor. Doğru. Yine birinci turdan başlamıştı hatırlarsan. Önce Göztepe'yi elemişti. Aynen. Ardından Eyüp Spor'u elemişti ki mucizevi elemiydi. Mucizevi elemişti ve çok sevdiğim iki değerli kardeşim. Bir tanesi Süleyman, diğeri de Füzeyir. Füzeyir değil, Füzeyir. Füzeyir doğru. Füzeyir'in attığı gollerle 1-0 dezavantajdan 2-0'a gelmişti ve Adı Turan'a resmen bir şok etkisi kesinlikle. Yaratmışlardı. Ama finalde dün dernek yapan Pendik Spor'a 1-0. 2-1 olmuştu. O da Süleyman'ın enteresan bir kırmızı kartı doğru. Vardı. Ben demiştim ki Furkan, ben dedim Bodrum Spor bu sene dedim yapamaz. Neden yapamaz? Playoff'u kalamaz demiştin. Playoff'u kalamaz demiştim şundan da çünkü bir travma var. Altınoluk travma yaşadı. Bandırma Spor o travma yaşadı. Veya diğer takımlar. Bir sonraki sezon kurtaramıyorlar. Ama Bodrum Spor maşallah. Yani burada İsmet Taşdemir'i övmek lazım. İsmet Taşdemir farklı bir noktada gerçekten. Zaman zaman ben de ona haksızlık yapıyorum. İki sene boyunca övmüyorum. Tamamıyla bu takımda geçirdi. Diğer sezonu da var ama ve, birincilikte iki sezonu da tamamen geçirdi. Ve limitli bütçelerle. Şimdi oyuncular belli abi. Yani aynen. Oyuncuların durumu da belli. Böyle hani astronomik bir adam yok.
Şimdi bazen mesela oyuncu yazacağız işte ilk 11'lere. Hani yılın 11'lerine mesela. Yani bazı takımlarda hakim oyuncular var, bazı takımlarda ama takımdaşlık var. Mesela Bodrum Spor'un da böyle bir takımdaşlığı var sanki. Tabii ki. Hatta seni gördüm dün. Üzeri yazmışsın sabike. Evet, üzeri yazdım. Bir sayfada VTR Spor'da evet, şeyinde. Evet. Üzeri'de zaten geçen sene 8-9 tane asisti vardı. Geçen sene çok çok iyiydi ama ben şundan dolayı yazdım. Yine formda hani o gün mü Üzeri'yi de düşünmüştüm. Hı-hı. Göztepe'deki. Üzeri'den tercihimi kullandım çünkü Üzeri devam ettirdi. Tabii. O performansı. O bence o önemli. Kesinlikle. Geçmiş yılda kalmadı yani. Aynen. Üzeri iyi bir oyuncu. Benim de beğendiğim bir oyuncu. Evet. Şimdi iki tane eşleşme var. Bodrum evet. Spor, Bolu, evet. Çorum FK, Kocaeli Spor. Çok ilginç bir noktası var. Nasıl evet. biliyor musun? İstatistik olarak söyleyeceğim. Kısırlarla yok. Bodrum'la mı? Bolu'nun oynadığı maçlarda normal sezonda Bodrum'daki maç 1-1 bitmiş. Bolu'daki maçı Bolu 2-1 kazanmış. evet. Kocaeli Çorum'da da Çorum'da 1-1 bitmiş. Kocaeli'deki maçı Kocaeli 2-1 kazanmış. Evet, yani doğru, doğru. Bir beraberlik bir galibiyet yani yazan taraf var. Üsttekiler alttakiler mağlup olmuştu. Evet. Yani tam tersi bir durum olması lazımken aynen. ama ben bak tekrar diyorum bu sene playoff'ta bir sürpriz yaşanabilir. Dedik ne dedik? Evet. Hiçbir takım birbirinden önünde değil. Üstün değil evet. Her evet. şey olabilir evet, diye. Evet, hani evet. Gençler Birliği Bandırma da playoff'a kalsaydı bir şeyler olabilirdi belki dersin ama mesela ben Bandırma'ya net koymuştum. Evet. Çıkamaz kardeşim. Ben mesela Gençler Birliği olsaydı yine Bolu kadar hatta Bolu'nun da şansı var ama Bolu'nun dezavantajı da var. Evet. Özellikle dezavantajı deplasmanda da ama mesela ben Gençler Birliği'nin deplasmanlarda bak demiştim sanatta ya son 10 maçta bir çıkıştaydı. Yani mağlup evet. olmuyordu. Şansını daha yüksek görebilirdim aslında. Tabii. Bolu'ya göre. Kesinlikle. Bir de ben Bolu için mesela playoff'a kalamaz dedim. Kaldı. Tebrik ediyorum. Büyük başarı. Kalmasana da sevindim. Büyük neden? Başarı. Yıllardır söylüyorum. İkinci evet. gün gediklisi oldular. Bari evet. playoff'un heyecanını evet. yaşasınlar. Evet. Hani biz de bunu konuşalım. İddialı olduklarını dile getirelim demiştik. Ve Bolu Spor'da playoff'a kaldı. Ben de Yalçın Hoca'yı özellikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü geldiği zaman da beklentim yoktu. Düşme hattından, ligde kalmasını... Küme düşünen takım abi. Açık ligde açık. Kalması evet. istenen hocadan evet. daha fazlasını yaptı. Evet. Playoff'a evet. soktu. Yani bana göre, bu benim kendi görüşüm ki herkes katılıyordur. Evet, şampiyonluktan evet. daha değerli. Bir de şu var, evet. Şimdi bütçem belli. Oyuncu grubu belli. Aynen. Yapacakların belli. Yalçın Hoca olmayandan olan çıkarttı. Doğru. Yani olmayan bir şeyden çıkarttı bu kadroyu. Evet, tırnakların ucuyla takımın durumu belli. Limitler belli. Ha, Bolu Spor çok keyif veren futbol oynamıyor. Bolu Spor böyle işte 5 tane alt tane gol atmayacak. Ama atamadı sonucu zaten. Alıyor. Ama sonucu alıyor mu? Alıyor. 3 puan var mı var? Başarı var mı var? Var. Ona evet. bakmak lazım. 7. oldu. Evet. Küme düşecek takımdı. Takımdan 7. ile gelmek büyük başarı. Orada çok zengin bir Bandırma Spor ama oyuncuların gamsızlığından kaynaklanan bir durum gamsızlığı. Var. Gençler Birliği de çeşitli sorunları yaşadı. Sıkıntılar, sorunlar. Orada Seren Kaloğlu tek başına. O da bence başarılı. Çok başarılı mücadele etti ama Yalçın Koçukavak hem tecrübesiyle gerçekten de Türk futbolunda yazdığı kitaplarla, başarılarıyla ve Bolu halkıyla beraber kenetlenmesiyle. Bütünleşti. Tabii ki. Abi. Kesinlikle. Özellikle hocayı tebrik ediyorum. Evet, evet. Şimdi Bodrum-Bolu maçına baktığın zaman da bir kere Bolu'da en ön plana çıkan nokta evet. stoper hattının attığı gol sayısı evet, ve evet. yaptığı katkı duran ve toplar. Kazandırdığı maçlar. Evet, şimdi nereye evet. bağlıyorum? Evet. Ne dedim? Bodrum'da oynanan maç berabere bitti. Evet. Normal sezonda. Bolu'daki maçta Bolu 2-1 yendi. Ve Bolu yenerken nasıl yendi? Bir gol Onur Ulaş'tan 1-1. Dakika 90'da da Nabolar attı 2-1. Yani yine iki tane stoperinin attığı golle. Bu arada maç 17'ymiş. Maçı kazandı. Aynen maç 17'de doğru. Geçen sene de 17'de oynamıştı. Ben de aslında orada biraz düşündüm. Bakacaktım sen ama benden şöyle, önce baktın. 17 bitişi 19. Evet. Yani. Diğer maç 20'de. Yok yok. Diğer maçtan ziyade ışık noktasında sıkıntı yaşar mı acaba? Yok yaşamıyor. Yani şu anda biliyorsun. Artık hani o noktada çünkü yazın Mayıs bile, ayındayız. Yazın bile hani sezon başında bile şeyde başlattılar. 1.5 tur yaptılar hı-hı. maçlarını. Yok ben sıkıntı olmaz. İnşallah olmaz. Demek ki havada çok sıcak olacak herhalde. Evet evet. O yüzden hani onu da şey yaparak, evet. Öngörerek otomatikman maçı 17 yaptılar. Doğru. İyi yapmış. Hani evet. 17 olması güzel. Tabii ki. O tepede sıcaklık hani bırak yürüyemezsin bile. Bırak aynen oynamayı. Öyle. Bir de yine dediğim gibi stoper hattının bu kadar golcü olması. Evet. Bolu Spor'u buraya taşıyan nokta oldu. Evet. Ya forvetinden kat kalmadı. Bettay bir gol attı. O gün de dayak yiyordu az daha zaten. Gol atmaması lazımdı. Aldı topu götürdü gol attı falan. Orada. Bandırmalı oyuncular üzerine yürüdü. Haklı. Ondan sonra da Bolu yönetimi onun sözleşmesini feshederek takımdan gönderdi. Fahri Gündüz'de arama açan adamdır o. Evet. Ve Yalçın şu noktaya mı? Geliyorum. Evet. Yalçın Koçukavak'ı söyledik ama asıl bu işin mimarını es geçmememiz gerekiyor. Savaş Abak Hoca. Evet. Şey başkan pardon. Savaş başkan. Hatta bravo. Biliyorsun sezon evet. içinde bir evet. Artık polis karakolu değil de bir yere gitti yani borçlardan dolayı isyan etti bir hep videosu verdi, vardı. Hep verdi. 100 bin euro borç olmuş atıyorum 1 milyon euro. Faiziyle. Ya Savaş Başkan eski borçları halletmekten zaten
burada kendi yapacaklarına odaklanamadı. Sana bir şey göstereceğim. Göster. Kameraman da bizi alır mı bilmiyorum da. Bir dakika. Bolu Spor Ligi'ni mi? Savaş Başkanı'na alakalı. Hı hı. Sayın Başkan'dan da yani affını isteyelim. Şöyle bir paylaşım var. Öde öde bitmiyor gözüm diye bir doğru emoji yapmışlar. Bakın burada da kameraman görürse mesela. Ya bir başkan ya devamlı ver. Bir son veriyor bir de. Evet. Ya devamlı verdi. Devamlı verdi Savaş Başkan. Şimdi bir kere bu sonucu hani şu an gene tüylerim diken diken. Eskiyi veriyor. Yeniyi vermiyor. Eskiyi veriyor. Belki eskileri veriyor. Tabii doğru. Yani birkaç dönem önceki de veriyor. Vermezse ne olur? Tahta kapanır. Vermezse ne olur? Sıkıntıya geçersin. Gelir icralar. Kapını dayanır. Çünkü yine bu sefer basit. Yani birden 3 olursa 3'ten 10 olur. Fazla katlıyor çünkü. Doğru. Bir de vermediği zaman da kardeşim nasıl sen başkarsın? Nasıl vermezsin? Savaşa bak. Doğru. Şeyleri başlıyor mesela. Hakikaten öde öde bitmiyor gözüm noktasında. Başkanın yapmış olduğu çok ciddi katkılar doğru var. Çoğu zaman da yalnız da kaldığını ben biliyorum. Çok kaldı. Çok evet fazla kaldı. Bunu zaten. Ama sonra bir tur yapmışlar galiba. Bolu halkına hatta bana Fahri söylemişti. Bir tur yapmışlar. Hani demişler ki artık yani destek verin esnaftan, büyük esnaflardan. Sağa sonunda da yapmışlar. Yani bir takım böyle milli mücadele ruhu gibi tamam tırnaklarını kazıya kazıya buraya geldi. Kesinlikle. Diğer tarafa gelelim. Bodrum'a. Gelelim. Şimdi bir kere Bodrum'un o sahası var ya o sahası. Kutu ben sağ. Daha önce bir yorum yapmıştım. Real Madrid gelse, bakınız abartmıyorum. Ben abartmayı sevmem biliyorsun. Abartmayı sevmem. Real Madrid gelse o sanayi içerisinde, o küçücük statta zorlanır demiştim. Çünkü hakikaten seyircinin hemen dibinde biliyorsun zaten bir kere. O küçücük çimler mükemmel. Kale arkaları hemen dip dibe zaten bir kere. Artı Bodrum'a oynadığı futbol hep tempolu bir oyun var. Biraz böyle rakibi de akrep gibi sıkıştırıyor. Geçen yani, sene daha çok vardı bu oyun. Daha fazla evet. Bu sene işte o geçen sene travmasıyla çok fazla yapamadılar. Ama bu sene bence rakibi boğuyor. Hani ısırıyor ve bekliyor. Evet. Bir akrebin böyle yemesi gibi. Bekliyor mesela böyle. Bekliyor. Yani ölmesi mi rakibinin? Ben bunu gördüm mesela. Yani şimdi takım olarak tam bir adanmışlık var. İşte Musa Muhammedler, Üzeyirler. Kenan Özer. Kenan Özer bir kere bu sene. Gökdeniz Bayraktar. Bence Kenan Özer geçen sene daha iyi durumdu. Bu sene çok daha iyi. Bu sene çok iyi oynuyor. Kaleci çok iyi. Evet. Diego. Onun dışında baktığımız zaman. Diego da nasıl kardeşim? Bu nasıl Brezilyalı ya? Böyle Brezilyalı olmaz abi. Sessiz sedasız. Diego Portekizliydi ya. Ya o taraf aynı şey. Bir daha bakalım da Portekiz aynı. Portekiz ama şey yani o tarafa da yaşıyor. Yani çok sessiz. Kardeşim. İşine odaklanmış. Bizim Portekiz'de gördük ya etrafı. Bruno Alvezler, Meireles'ler. Ya Quaresma'dan biliyorsun o Meireles'ler. Onlar tabii bu beyaz Portekiz'de. Onlar bizim daha şey bizim eski mahalleden. Aynen siyahi. Aşağı mahalleden. Aşağı mahalleden. Ya bana bir Portekiz gibi gelmiyor yani. Normal bir Türk vatandaşı gibi geliyor. Evet. Beyaz. Ama işte Gökdeniz mesela her an gol atabilecek bir adam. Brazao. Brazao mesela ilk coştu transfer olduğu zaman da benim çok beklentimin olduğu ve doğru transfer dediğim bir isimdi. Evet. Ama çok fazla kulübe hapsedildi ama son dönemde tekrardan bu sene özellikle hoca, ikinci yarıda bambaşka. Evet, hoca tekrardan ona bir şans daha tanımak istedi. Bravo. Ki zaten tanıması lazımdı aslında. Evet, biraz da hatasından mı döndü diyelim. Brazao da Bodrum'u daha da fazla güçlendiren bir noktada oldu. Solda işte Brazao, sağda Gökdeniz derken. Burak bazen var biliyorsun. Evet Burak da var. Burak var. Bazen işte hatta ben İlk yarıdaki kadromu almıştım. Samet Yalçın mesela ikinci yarıda biraz düştü ama. Samet de mesela geçen sene o zaman da. Evet. İlk yarı biraz o esintileri biraz verdi ama ikinci yarı o geçtiğim Samet geçen sene Samet'i göremedik. O da biraz bir parça böyle düşüyor oldu ama mesela Musa Muhammed enteresandır. Hoca. Leli gibi ayakları var ya. Leli. Çok fizikli. Stopere koyuyor verim alıyorsun. Ön libero koy verim alıyorsun. Başka yere koy verim alıyorsun. Yani evladilik bir adam. Tabii. Çok iyi. Hatta şöyle bir nokta var. Ben öyle düşünüyorum. Burak'la Gökdeniz playoff maçlarında, playoff serüveninde kapanan maçlarda maçları çözebilecek stilde oyuncular. Bence dar alanda, birebir de. Hatta bir an hiç beklemediğin yerde penaltı yaptırabilecek oyuncular noktası ki Kenan Özer de öyle. Evet, tecrübesini geçiyorum. O da dar alanda kapanan takımlara yani sıkışan maç daha kapanan takım değil de playoff'ta biliyorsun maçta genelde sıkışabiliyor. Bu tarz maçlara damga vurabilecek oyuncuların başında geliyor. Ve Bodrum'un en önemli özelliği şu. Sağ bek üzerinden destek oluyor. Evet. Asisttir, işte hücuma çıkması, penaltıdır ki Urfa maçında attı. Çok fazla var. Yine stoper attığından katkı alabilen bir takım. Doğru. Ben hani Bolu'nun playoff'a kalamayacağını söyledim hatırlıyorsun. Evet. Kaldılar. Tekrardan tebrik ediyorum ama kalsa bile ben çıkmalarını çok zor görüyordum. Evet. Ben bu turda da Bodrum Spor'un Bolu'yu eleyerek turu geçmesini bekliyorum. Aslında iki takımın da benzer mantıkları var. İkisi de az gol yiyor.
Ki Bodrum Spor Göztepe'den sonra ligin en az ikinci gol yiyen takımı. Doğru. Yani stoper hattı tamamıyla oturmuş vaziyette. Ali ile beraber Çelusko oynuyor biliyorsun. Zaman zaman Süleyman bak Süleyman da bu sene yoktu mesela. Evet, Süleyman geçen da bu sene. Geçen sene kahraman Süleyman'dı. Bir de cezalı başladı bu sene biliyorsun. Evet, geçen seneden. Cezalı başladı, sakatlık başladı. Aynen. Hani geçtiğimiz ama ona rağmen yine ikinci sırada yer aldı en az gol yemelerde. Şimdi baktığımız zaman evet yani şey Bodrum Spor çok az gol yiyen bir takım. Kolay kolay bak Göztepe mesela 3-0 yenen tek takımdır. Evet. Yani ki Göztepe makine düzeni ona rağmen yendiler. Ki son başında az daha galip geleceklerdi. Doğru 1-1. Yani son derece bilinçli bir takım hı-hı. Bodrum Spor. Ben bu maçta mesela hani üzülerek söylüyorum Bodrum Sporlulardan ama rahat bir galibiyet bekliyorum. Hı, öyle. Bodrum'da. O kadar favori görüyorsun. Ya şimdi net koydum. Hedef göstermişim de hani Bodrum'un rahat yenince yani rahatlık 2-0 ama onların rahatlığı 2-0, 3-0. %100 diyor musun? Dersen ters olma ihtimali çok yüksek biliyorsun. %100 diyorum. %100 Bodrum, %100 ya, şimdi şöyle, Antalya. Bak Yalçın'ın hocayı çok seviyorum. Savaş Başkan'ı seviyorum ama. Sonuçta biri kazanacak. Birisi kazanacak ama şöyle. Yani Bodrum abi her telden her departmanda avantajlı. Avantajlı aynen. Avantajlı abi bir şimdi de yani. Şöyle bir nokta var. Bence bu çok ilginç olur eğer olursa evet. Tabii ki. Çorum Kocaeli, Bodrum Bolu'yu elerse evet. Bodrum için bir rövanş maçı. Niye? Çorum'da oynanan maçta biliyorsun işte verilmeyen penaltılar falan, verilen penaltılar, Çorum tarafının şikayetleri, Ali Şafak Öztürk'ün açıklamaları falan. Oho, tam var ya cadı kazanına döner. Ki ben de böyle doğru. Bir eşleşme bekliyorum. Çünkü doğru. Çorum tarafına da geldiğimizde evet, konuşacağız. Bakalım. Ben de aynı şeyde. Tekrardan Bodrum'a ve Bolu'ya başarı dileklerimizi iletelim. Ya iletelim. Senin de burada düşüncen ne? Bodrum diyorum ben de. Bodrum, dedim tamam, ya Bodrum'a ilerliyorum. Çünkü hani şöyle evet. Yani maalesef şimdi bak hani. Çok seviyorum. Hatta ben canlı yayın yaparken Fahri Gündüz bize bağlandı. O canlı platformda. Evet. Golf Esports'ta ağlıyordu yani. Çünkü sevinçten. Sevinçten ağlıyor çünkü yani muazzam başarı. Ama tabii. Bir de son dakikada geldi. Son dakika evet bravo son dakikada. Bir birken son saniyeler falan böyle. Jefferson. Ama işte her zaman olmuyor. Mesela işte Erzincan dedik ya Menemen eledi. Her zaman olmuyor mesela. Çünkü tabii. Güç dengesi var. Aynen. Güç dengesi var. Bir de bunu seneye daha iyi olacak. Bak açık konuşuyorum. Bir de çok ilginç bir noktaya bak. O evet. Üçlüden evet. En aslında kalması gereken zor takım Bolu'ydu. Niye biliyor musun? Hem Bandırma hem Gençlerbirliği'nin puan kaybı evet, yaşaması evet, lazım. Evet, evet, evet. Öyle doldu. Evet. Ki bak enteresan bir şey. Gençlerbirliği son anda berabere kaldı. Kendisi son anda berabere kaldı. Gene gençler gidiyordu. Aynen. İşin enteresan kısmı orası yani. Yani. Çünkü Bandırma mağluptu. Evet. Öyle enteresan oldu. O yüzden hani Bolu Spor'la bize kızmasın ama. Hak edilmiş bir playoff evet. Ben sana söyleyeyim. Hak edilmiş yani. Bir playoff. Tebrik ediyorum tekrardan. Ama ben Bodrum'un hani zaten Bodrum hedefi ilk tur değil. Geçen sene mesela Göztepe'yi çok rahat yemişlerdi. Doğru aynen. 3-1 ki Göztepe şeydi mesela böyle hiç mağlup olmuyor falan filan da ama Bodrum orada kimse dinlemiyor abi. Aynen. Ondan diyorum Bodrum Spor o sahada rahmetli oynasa favorim Bodrum Spor'du diyorum. Ve diğer akşamın Çorum maçına geçelim. Maçı. Çorum Futbol Kulübü Kocaeli Spor maçı var. Şimdi her iki takımda bazı gelişmeler var sevgili Furkan. Aynen konuşalım. Bir kere Kocaeli'den başlayalım. Bir kere Kocaeli beni... madara etti, mağdur etti. Evet. Yani hala bana, ya beni nereden buluyorsunuz kardeşim? Nereden beni izliyorsunuz? Nereden bizi buluyorsunuz? Tweet atıyorum, %100 Sakarya Spor. bilmem ne, Kardeşim, ya ey Kocaeli Spor. Beni madara ettiniz abi ya. Vallahi beni madara ettiniz ya. 35 kişi toplanmış. Yani oyunun O'su yok ya. Futbolun F'si yok. Sevgili Furkan, ben seni tam çıktığı beklemiştim. Ben de Sakarya Spor dağıldı artık yani. Süper Lig'i unutsun demiştim. Hı hı. Abi tam tersi ya. Meğersem Kocaeli Spor 2-0 değil 4-0 biterdi maç. Çok daha farklı biterdi evet. Ama enteresan bir şey oldu. Şimdi bir parça önden gireyim sana topu vereceğim. Tabii. Mustafa Hoca'yı gönderdiler. Küfürler, kıyametler. Videolar geliyor mesela. Bir kere kim olursa olsun abi bu kadar başarısız bir hocayı. Yani başarısız olur ve yani daha da başarısız olsun da bile. Hiç kimseye abi anasını avradını küfür olmasa. Tabii onları kabul etmiyoruz ki zaten. Böyle bir şey. Ben bir kere fanatizme her şeyine karşıyım yani. Şimdi ben Mustafa Hoca'yı eleştirmişim. Geldiği zaman zaten yanlış demişim. Evet. Ama bunları ben kabul edemem. Eleştirebilirsin ama yani. Sonuçta abi 90 dakika boyunca o senin hocandır. Ya sonuçta o da orada bir emek veriyor. Evet. Ha başarılı başarısız. Evet. Dersin ki istifa tepki gösterirsin. Ya ister mi mesela bir hocanın kendini başarısız kılma şansı var mı sence? Tabii istemez. Adam o da belki var ya Süper Lig'e çıkartacak. Kendine farklı bir apolit takacak. Tabii para kazanacak. Para kazanacak, ünvan işte kazanacak. Şeyini, kariyerini yukarı çekecek. Bu adama bir de hırslı adamlar. Şimdi Mustafa Hoca daha önce bir playoff finali gördü biliyorsun. Bandırma Spor'da. O da çok başarılıydı mesela. Hı-hı. Hatta onun da biraz şeyini yiyor aslında. Mirasını yiyor aslında baktığımız zaman. Ümraniye'de aslında son zamanlarda başarılıydı biliyorsun. Şimdi bir kere bu yanlışlı bir. O bütün Kocaeli Spor taraftan demiyorum. Özellikle küfür olan nokta. Kale yedek
kulübesinin arkasındaki o kısmı orayı temizleyen abi. Hı-hı. Orada gerçekten terbiye sorunu aşmış gitmiş mesela. Abi böyle bir şey olur mu ya? Terbiye ben, noktası aşmış abi. Ya ben yine söylüyorum bak. Protesto et. Evet. Hocam istifa de. Evet. İşte başkan istifa, yönetim istifa de. Çünkü bak ne noktaya geleceğim. Evet. Katılıyor musun bilmiyorum. Mustafa Hoca'yı normalde Tuzla maçından sonra herhalde yanlış hatırlamıyorsam göndereceklerdi. Durdular, beklediler. Tamam mı? Beklediler ve iş evet. bu noktaya geldi. Ben burada Hatay'a direkt yönetime yazarım. Evet, evet. Niye o zaman yapmıyorsun? He, en başa geliyorum. Ertuğrul Hoca ayrıldıktan sonra ben burada çıktım yorum yaptım. Bak dedim ki Bandırma Spor'un finale kaldığı, pardon geçen seneden bahsettim. Aynen geçen seneden bahsettim. Evet. Bandırma Spor ilk haftayı bay geçti. İkinci hafta sezonu açtı. Maçı kazandı. Ardından 12 hafta maç kazanamadı. Evet. Bunu koydum. Başarısız. Ümraniye geldi anlattım başarısız. Hangi kritere göre getirdi? Yapamaz dedim. Evet. %1 milyon yanlış. Geçen de paylaştım evet. story'yi. Evet. Gitti. Tamam mı? Gitti. Zaten bu maça bırakman hataydı. Zaten getirmen hataydı. Söyledim. Hatta Mustafa Gülsoy Hoca ilk geldiği zaman biliyorsun statta işte Atkı'yla falan poz verdi. Dedi ki işte ısıran oyunu oynayacağız, şöyle oynayacağız. Ben dedim hocam hikaye anlatıyorsun. Oynatamayacaksın. Böyle söyledim. Bak bunu da söyleyen benim. Ama küfürler, kıyametler doğru değil. Kimse yapamaz. Ha, ne kimse yapamaz abi. Kimse yapamaz. Ne noktaya geliyorum? Ertuğrul Hoca gitti, Mustafa Hoca geldi. Mustafa Hoca gitti, Ertuğrul Hoca geldi. Şimdi bana yazmışlar. Şimdi bak. Ne orada, düşünüyorsun diye. Ya orada, kardeşim sezon başı zaten gerekeni ya 8 ay önce söylemişim ya. Olmaz, yapamaz demişim. Gitmiş, geliyor. Ne söyleyeyim ya? Şimdi orada sana şunu soracağım. Şimdi Boluspor beraberliğinden sonra Kocaelispor'un evet. biliyorsun. Takım döndü. Kocaeli'ye ve Hodri Meydan taraftar grubunun bir çok iyi hatırlıyorum. Bir paylaşımı vardı. Aynen. Ağır bir paylaşım. Korkaklar diyelim. Bu şehirde korkaklara yer yok demişti. Bak çok ağır bir paylaşımdı. Şimdi kaldırmışlar veyahut o Hodri Meydan'ın sayfası şu an yok maalesef. Yani başka bir şey olmuş herhalde bilmiyorum. Seneye gelmiş olmasınlar. Hayır. Ay şu an yok yani sayfa yok yani. Ne Twitter'da ne şeyde. Varsa lütfen söyleyin. O paylaşım bir kere kaldırmıyor o paylaşım. Yani varsa bile mesela açılsa da. Bir kere baktım. O paylaşım bir kere ağır bir paylaşımdı ve şimdi Kocaelispor yönetimi tamam mı? Ne yapsın abi? Şimdi taraftar istemiyor doğru mu? Ertuğrul Sağlam aşağı. Hatta Ertuğrul Sağlam alakalı bundan 4-5 hafta önce başlamıştı. Bak ben Hodri Meydan'ın. Hatırlıyor musun? Evet. O paylaşımını yanlış demiyorum. O Boluspor maçı zirve oldu. Ben o paylaşımı yanlış demiyorum. Evet, bak. Çünkü hakaret yok, küfür yok. Heh, ama şu var. Korkak demenin nedeni de ne biliyor korkak musun? Futbol demek maçta lazım. Risk alamıyor çünkü tamam, hocam. Yani, alamıyor yani. Korkak futbol demek başka bir şey. Korkaklara yer yok. Tabii ki de. Nerede var? Hani korkaklar nerede var abi? Hani İzmir'den var, Ankara'dan var, İstanbul'dan var, Adana'dan var. Ben Hodri Meydan'dan orada hak veriyorum heh. Yani anladın mı? Şimdi. Çünkü hakaret, küfür yok. Bu reaksiyonu gösterdi. Tabii yönetim de kulağını tıkamadı. Ki bazen mesela kızarlar. Ya yönetim kulağını tıkıyor mesela. Yönetim de kulağını tıkamadı. Mustafa Hoca getirdi. Hemen bir hafta içerisinde hatta akabinde oldu mesela o iş. Ben çünkü çok yatırıyorum süreci. Ben yazdım çünkü hatta. Cumartesi gecesi sabah kadar ben telefonla görüştüm. Pazar günü Mustafa Hoca ile iş bitmişti. Pazar sabahı da Ertuğrul Sağlam'da şey verildi. Hep hatalar silsilesi yönetim tarafından. Bak işte taraftar artık istemiyor gönderiyorsun. Evet. Bir hoca getiriyorsun ki yanlış söyledik haklı evet, çıktık. Evet. Onu gönderiyorsun yine aynı hocaya getiriyor. Ve hatalar silsilesi hep. Onun da sebepleri varmış. Engin Koyun Başkan bıraktı evet. diyoruz ama bu yönetim de aynısı kardeşim. Şimdi bak. Değişmiyor yani hatalar değişmiyor. Recep Başkan. Şimdi ona mı ooo falan. Haklı ona mı ooo. Şimdi şu var. Ertuğrul Hoca evet niye ayrıldı neden ayrıldı konuştuk mesela. Durum kötüye gidiyor takım. Aynen. Eyvallah. Mustafa Hoca beceremedi başaramadı doğru. Çünkü zamanlama yanlış. Bir de o da var şimdi bak şimdi. Göztepe yaptı o işi. Ama ne zaman yaptı? Milli maç arasında yaptı. Doğru mu? Ve sen de 4 hafta önce yaptığını yapmadın. Ve hangi maçta yaptı abi? İçeride 2 tane AKK maçı vardı. Doğru. Çok rahat. Kolay maçlar. Onlar da yaptı. Sen şimdi Mustafa Hoca'yı yaptın. Bir tane Keçiören Gücü deplasmanı. Sert deplasmanı biliyorsun yani. Zor deplasmanı. Diğeri Erzurum deplasmanı. Yani bu iki maçı da normal Ertuğrul Salma bile kazanma şansı yoktu senin. Hı hı. Doğru maçı konuşuyorum şimdi. Zor tabii yani. Tabii zor çünkü maçlar. Çünkü Keçiören Gücü Tahsin Tam'la yeni bir çıkış arıyordu. Hani farklı şeyler istiyor. Erzurum zaten bir kendi evinde gol yemiyor. Aynen gol yemiyor. Yani iki tane zor deplasman öncesi bunu yaptın. Ki arasız yaptın yani. Doğru. Şimdi burada Mourinho olsa reaksiyon vermesi zor. Doğru mu? Kesinlikle katılıyorum. Ya onu da geçiyorum. Sen o maçlardan sonra Mustafa Hoca'yı da getirsen gene yanlıştı. Ya benim görüşüm yani, o. Yani. Çünkü bak nedenlerini koydum. Şimdi mesela Ertuğrul Hoca gitti. Mustafa Hoca'nın nedenlerini koydum ya hangi kritere evet, göre getirdiniz? Evet, evet. Ben şimdi Ertuğrul Hoca için de soruyorum. Hatta gitmiş hangi kritere göre getirdin hatta yine? Şimdi Ertuğrul Salam'ın sen gönderdin yani. Ertuğrul Salam gözünden bakıyorum Furkan. Denmişti ki Ertuğrul Hoca'da.
Ben niye gönderdim bilmiyorum. Ben niye başarısızım bilmiyorum. Hatta yönetimle bazı olaylar oldu. Başarısızdı, evet, doğru. Hayır, yönetimi bazı çıkışlar yaptı hoca. Hani ben de transferi ben yapmadım. Yönetim dedi ki, hayır hoca yaptı hani o şeyler, Gürcü grupları. Şikitlasyalar, şunlar bunlar falan böyle. Amaralı yedek bırakması, Douglas'ı göndermesi. Evet. Ya bir şimdi, sürü şey var kardeşim. Şimdi 3 tane Gürcü bir takımda hani ancak Dinamo Tiflis'te olur. Doğru mu? Ya doğru. Ya iyi oyuncu olur. Ben bunu sormuştum yönetime. Yani 3 tane Gürcü yani başka ülke mi yok kardeşim? Yani niye Gürcü? Sordum ben o zaman başkanı. Demişti ki tamamıyla Ertuğrul Salam istedi demişti. Doğru, evet. Şimdi Ertuğrul Salam mı soruyorsunuz? O zaman demişti. Hayır ben dedi ya bak, istemedim. Şimdi bu açıklamayı, kim istiyor bunu? Şimdi bu açıklamayı ya güzel yaptın ya. Bak Ertuğrul Hoca'nın bundan önce gitti birçok takımda da aynı sorunlar oldu. Samsun'da ben istemedim. Samsun'da Kore'yi kendi istedi. Hatta şöyle bir şey oldu. Kayseri Spor'dan Kanga ile bir oyuncu daha vardı. Evet. Yönetim onu söylüyor. Ertuğrul Hoca ben onları istemiyorum. Kore'yi istiyor. Sezon bitiyor. Kore'yi ben istemedim. Abi kim istiyor bunları ya? TVB'ye çıkıyor sonra diyor ki benim aldığım puan başarı. Altın Ordu Süper Lig'e çıkmış, sen çıkamamışsın, neresi evet, başarısı? Evet, ya Ertuğrul evet. Salam Hoca'nın evet. Bunun gibi birçok örneği olduğu evet, için evet. Ben o yüzden teknik direktörlerini beğenmiyorum. Şimdi gönderilen bir yere, bir yerden gönderilmişsin değil mi? Hatta biraz da böyle sorunlu ayrılmışsın. Doğru. Hatta mahkemeye vermişsin. Evet, alınacaklar için. Vermemiş, sonra öğrendik. Yani, o dava, hı-hı. Şimdi tabii düşsene, davalısın, o kulüpte çalışacaksın. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi yani bunları bizden başka yerde konuşan olmaz. Ben de kelimelerimin düzenini seçmeye çalışıyorum. Arkadaşlar muhtemelen yorum da gelecek bunlara veyahut da negatif yorum da gelecek ama doğrusu olan şeyleri biz konuşmaya çalışıyoruz. Evet, baktığın zaman. Şimdi Ertuğrul Hoca bu kadar kendisine sıkıntılı gönderilen bir yerde tekrar geri gelmesi doğru muydu sence? Ya ben bak 8 ay önce yorum yapmışım. Evet. Bu takım için yanlış demişim. Şimdi ne söyleyebilirim sence? Evet, evet. Ya ben aynı şeyi yorumlamaktan sıkıldım. Nasıl sıkıldım? Yani yapılan bu yanlışları ve bu tercihleri ben anlamlandıramıyorum. Şu an mesela diyelim ki durum kötü. Sen de atıyorum Ertuğrul Salam'sın. Sen bir şekilde kopartmışlar. Kendin böyle düşünüyorsun. Sıkıntı yaşamışsın. Mahkemeye vermişsin, vermemişsin. Oralar enteresan. Tekrar döner miydin? Türkiye'deki işte hocaların en büyük noktası bu. Dönmez değil mi? İşte evet. Döndükleri için zaten Türk futbolu evet. Ve hocalar gelişmiyor Türkiye'de. Evet. Evet. Ya kardeşim sürekli aynı takımlar, ayrı takımlar evet. Aynı hocalarda dönüp ben dönmezdim mesela. Ben de mesela. Ya kardeşim git ikincilik evet. Bitti mesela örnek veriyorum evet. Normal sezon. Evet. Ya git bir tane iyi hoca al. Evet. Var ya var. Yani hep Ertuğrul evet. Sağlam, İlker Püren, Mustafa evet. Gürsel. Kardeşim evet. Bıktık aynı isimlerden ya. Ve başarı gelmiyor. Ve? Amaralı yedek oturttu. Haftalarca evet. Eleştirdim burada. Şimdi evet. Ben hocaya ne söyleyebilirim evet. Ertuğrul Sağlam'a? Evet. Nasıl iyi edebilirim? Ki o Amaral biliyorsun. Sen de konuşmuştuk yayından önce. O Amaral, ben mesela kendim yılın 11'inde 10 numara koydum Amaral'ı. Neden? Geçmişi çok çok başarılı. Ya Amaralı bak ben Polonya Ligi'ni takip ediyorum. Sen biliyorsun. Program yapıyorum Polonya Ligi'nde. Lech Poznan'da neler yaptı Lech abi? Lech Poznan'da buraya geldiği zaman ben dedim ki bak birincilik oyuncusu almadı Kocaeli'si. Evet, evet. Süper Lig oyuncusu aldı. Evet, hatta ben evet. Şunu söyledim. Samsun açın bakın arkadaşlar. Açın bakın. Aynen Samsun Spor'a özel konuşuyoruz. Dedim evet. Ki ya Samsun bunu alsa zaten ben muhteşem transfer evet, evet, derdim. Evet. Sen bu adamı kestin. Şimdi Amaralı bu arada tabii geldi Kocaeli Spor'a ve bak aldım numara 41. Amaral 41 evet. Oynuyor. Düşün bak. Yani bir aidiyet var. Yani herhangi bir normal formayı almamış. 41 numarayı almış. Artı başına türlü türlü olaylar geldi. Ben Kocaeli'deki bütün dostlarla görüşüyorum. O zaman hatta yazmıştım, söylemiştim. Özel hayatında tabii. Özel hayatından gitmeler gelmeler, sıkıntılar, antrenmanda bazı, antrenman tesislerinde bazı sorunlar, sıkıntılar, işte bazı şeyleri, bazı özel eşyalarla alakalı sıkıntılar, sorunlar, başka sorunlar, sıkıntılar, sorunlar. Kolay değil arkadaşlar. Şimdi hı-hı. Geliyorsun Portekiz'den buralara aynen. Geliyorsun. Şimdi yani... İklim farklı, insan farklı, ülke farklı, dil farklı, her şey farklı. Yanında bir de konuşacak Kandeyaş var. Hani evet, kendi, Daniel Kandeyaş. Daniel, o da Brezilyalı ama şey Portekizli konuşuyordu. Yani kolay değildi ve Amaral bana göre buna rağmen 7 asist, 4 gol. Doğru. Buna rağmen yani her türlü sorun sıkıntıya rağmen bence evet yedek bırakılmaları bir bahsetmiyorum. Ki böyle oyuncular kıymetli oyuncular. Yedek bırakırsa bu adamla bir şey bekleyemezsin abi. Ya tabii ki zaten dediğim gibi Süper Lig oyuncusu transfer etti. Ve evet. Kocaeli Spor'un zaten kadrosunda ciddi anlamda o bölgede zafiyet var. Var. Forvet'te var. Zafiyet var. Var. Sen bunları yaparken bir de bu oyuncuyu yedek bırakıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki ben şampiyon olacağım veya işte ben evet. Üçüncü olacağım, finale kalacağım. Yani, olmaz bunlar. Vasat kadrolar şampiyon olamazsınız. İyi kadrolarla şampiyon olursunuz. Mourinho'nun çok güzel bir sözü var. İyi omlet için iyi yumurta lazım abi. Doğru. Çok basit evet. Doğru mu? Yani çatlak patlak beklemiş, efendim kokuşmuş yumurtalarla omlet güzel olmuyor. Tabii abi. Bir de iyi futbol iyi oyuncularla oynuyor. Tabii iyi futbol iyi oyuncularla. O yüzden bugün de maşallah arayana. Normal playofflar geldi. Playofflar geldi ama bir futbolcu kardeşimiz de aramış bizi yayın esnasında. Şimdi şöyle bir durum var baktığımız zaman. Ya bence Kocaeli Spor
bu dönüşümle beraber, bu arada yapılan anlaşma da 1+1.5 yıl. Yani bu sene yazmamışlar. Normal. Sezon başına başlıyor. Bir de opsiyon da var. Evet. Yani sanki o zaman şöyle bir durum olmuş abi. Sanki Ertuğrul Sadam hiç gitmemiş. Hı hı. Mustafa Gürsel gelmemiş. Sanki her şey devam ediyormuş gibi. Ertuğrul Hoca da bir tweet attı bununla alakalı. Şimdi arkadaşlar, ya ben bir kere çok enteresan işler. Şunu çok merak ediyorum çok ya. Çok enteresan işler. Derim ki sen Ertuğrul Sağlam'sın. Evet. Ben de futbolculardan bir tanesiyim. Bu adam sezon başına bize başladı, gitti bir daha geliyor. Oyuncular ne düşünür? İyi düşün oyuncu olmaz. Öncelikle böyle düşün. Abi iyi düşün oyuncu olmaz. Sadece oyuncu tarafına bak. Ne düşünür? Şimdi oyuncu gözünden bir kere şeyin düştü. Aynen. Şimdi bunu istersen Fatih Terim ol. Bak bunu sadece Ertuğrul Sağlam için tabii, söylemiyorum. Tabii herkes için geçer. Sadece geçerli. Ertuğrul Hoca için yani değil şimdi ki bu. Örneğin, şimdi laflarımız Ertuğrul Sağlam'a gelmesin. Şimdi duyduğum tabii Ertuğrul Hoca değil. Şu var. Kim abi gelirse gelsin. İsim kere, olmadığını farz edin. Böyle bir olay oldu. Oyuncu gözüne gittiler geldiler, iyi göze bakılmaz. Tabii. Zaten bir kere oyuncular bunda çok iyi bakıyorlar. Kurnaz adamlar oyuncular. Aynen. Akıllı yani böyle gidiyor geliyor bilmem ne. Acaba yönetimin arkasında mı değil mi? Ben şimdi bunun sözünü dinleyeyim mi dinlemeyeyim mi? İsyan edeyim etmeyeyim mi? Oyuncu buna hep bakar zaten. Tabii. Şimdi gitti geldi hoca. Bir de bir hani ufak da olsa bir başarısızlık var. Veyahut da istenen futbol yok diyelim mesela. Şimdi Mustafa Gürsel olmadı. Şimdi tekrar Ertuğrul Hoca geldi. Olur mu olmaz mı? Şimdi muhtemelen şimdi Ertuğrul Sağlam nasıl transfer yapacak? Şimdi yaptı transferi, ona mı yazacak? Yönetime mi yazacak? Kime yazacak? Bunu bırak. Bir ay sonra Kocaeli Spor'un kongresi var. Yeni gelen başkan acaba Ertuğrul Sağlam'a çalışmak isteyecek mi? O da şu an tabii malum. Bir de şöyle bir nokta var. Katılıyor musun bilmiyorum. Şu an Ertuğrul Sağlam tekrar geldiği için bence artık oyuncu güçlü. O hoca değil. Tabii. Gitti geldin. Bu yer sefer hakimiyet oyuncu da bence. Yer değiştirdiler abi. Bence öyle. Yer değiştirdiler. Benim düşüncem o yönde. Bakalım hayırlısı olsun diyelim ama ben %1 milyar yine yanlış diyorum. Tekrar yorumlamamız bile hatta konuşmamız bile çok garip yani. Onunla alakalı şöyle bir durum oldu. Duyduğum kadarıyla bilmiyorum beni uyarsınlar. Hı hı. Dediler ki Ertuğrul Sağlam tercih isterek yapıldı. Hani hocayla aralar bozuktu. Hı hı. Hani hem maddi manevi işte doğru. Bu dava süreçleri. Bundan dolayı denildi ki tekrar hocayı çağrıldı. Davası da geri çektirilmiş hocanın. O davada neden açıldı da orası enteresan. Yani şimdi, şimdi yani bir yerde ayrıldınız değil mi? Başarısızsın ayrılmışsın mesela. Doğru. Hemen dava açmak orası bana enteresan geldi. Ertuğrul Hocam onu Samsun Spor'da da yaptı biliyorsun. Her yerde yaptığı için çok şey yap garipsemiyorum. Çorum'a geçelim. Çorum'a geçelim çünkü şöyle bir durum var. İsteyen, arzu eden, arzulayan, heyecan duyan bu turun takımı bence Çorum Futbol Kulübü. Kesinlikle öyle ve özellikle ikinci devrede tamamıyla yükselişe geçen. Birçok hafta 3. sırada devam eden ama son haftada son dönemde son düzlükte Sakaryaspor'u kaybeden bir Çorum FK var. Ama ben şöyle bir yorum yaptım. Bunu birkaç hafta önce Can'la beraber program yaptığımızda da söyledim. Çorum 3.yken de söyledim. Dedim ki Çorum 3. de bitirse, 4. 5. de bitirse çıkamaz mı? Ben sezon sonunda Çorum FK'nın Süper Lig'e çıkan taraf olacağını söyledim. He. Böyle bir yorumda bulundum. Bravo, aynen. Bravo, tamam. Görüşüm bu yönde. Doğru. Ben her zaman eğer bir şey düşünüyorsam doğru. İddialı yorum da olur doğru. Bu. İddiası yorum da olur. Ben bunu söylerim kardeşim. Doğru. Ya ben Kocaeli'yi de düşünebilirdim. Doğru. Bodrum'u da düşünebilirdim. Yani insan da şunu anlamasın. İşte ya sen Çorum'u düşündün bizi es geç. Kardeşim benim görüşüm. Tabii sonuçta canım. Burada bir takım evet. Çıkacak. Evet. Ben de görüşüm varsa söylüyorum. Evet. Hiçbir zaman da çekinmem. Her zaman da söylerim. Geçen sene ve ondan önceki sene Çorum'u çok eleştirdiğim noktaları da oldu. Bravo. Doğru ne zaman ne görüyorsam da onu söylüyorum. Çorum'u bana yükselişi yalnız Furkan'ın lafını kestim. Tabii. Çorum'un yükselişi bana Karagümrük'ü hatırlatıyor. O çıktığı sezon değil mi? Karagümrük'te böyle zıp 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 biliyorsun. Hiç beklemeden. Bir kalması zor derken şampiyon oldular bir şey o sene. O sene Karagümrük'te hiç beklemeden önce 2'den 1'e 1'den Süper Lig'i hiç beklememişti. Aynen. Zaten var ya bir model bu model biliyorsun. Evet. Yani böyle hiç beklemeden ki bir modeldir. Bir model de biraz bekliyorsun birkaç yıl. Mesela Göztepe yapmıştı. Bir sene bekledi Samsun öyle çıkmıştı. Işte. Samsun, Malatya mesela bir sene beklemişti. Öyle çıkmışlardı. Diğer model de bu mesela. Biraz hani ligi tanıyayım hikayesi. Doğru. Ama şimdi Çorum Futbol Kulübü'nde her zaman bunu söylüyorum. Söylemekten de imtina etmeyeceğim. Yakın dostumuz, sevdiğimiz bir insan. Oğuzhan Yalçın. Aynen. Futbolda geldiği için abi. Sonuçta Çorum abi sanayi şehri değil. Dinamikleri biliyor. Çorum böyle ticaretin göbek noktası bir yer değil. Evet. Havalimanı yok ya. Doğru. Havalimanı yok en abi. En büyük şikayet ettiğim noktalar buydu benim. Evet. Programlarda bile söyledim bunu. Hatta Oğuzhan Başkan'ın da şöyle bir sohbetlerimiz olmuştu. Diyor ki inşallah diyor çıkarız. Süper Lig'e mi? Süper Lig'e. Hı-hı. O zaman diyor bize havalimanı yapmak zorunda kalacaklar diyor. Ben ne söyledim biliyor musun? Burada bak çok bunun sesi oldum. Çorum'un evet, sesi oldum. Evet harika. Playoff'larda yani
playofflar diyorum. Normal sezonda ikinci dedim ki bak, evet. Çorum yeni yıla çıktı. Yani yeni lige çıktığı zaman da evet. Buraya yabancı oyuncular gelecek. Evet. Buraya havalimanı şart dedim. Şart. Çünkü yabancı oyuncular bir bakacak lan havalimanı yok. Evet. Benim ailem nasıl gelecek? Ankara'dan iniyorsun. Ben nasıl gideceğim? 2 saat yürüyorsun. Aynen. Bunları düşünecekler. Evet. Buradan çağrı yaptık. Gerekli evet, yerlere evet. Yaptık tabii ki. Yönetime falan yapmadık. İşte Süper Lig'e çıkarsa, bak Süper Lig'e çıkarsa. İşte Fenerbahçe Galatasaray gelecek mi? Gelecekler değil mi? Dediler ki ya Fener, efendim söylüyor, Fener topçular. Efendim söylüyor, çok yoruluyor. Neden? 2 saat otobüs. Galatasaray'la çok yoruluyor. Neden? 2 saat otobüs. Beşiktaş'la yoruluyor. O zaman dediğin gibi SS. Evet, seve seve. Pardon? Seve seve diyelim direkt. SS'ye ne gerek var? Yumuşatalım seve seve. SS işte. SS dedim ben. Senin ne dediğini anladım. SS, ben bir şey demedim kardeşim. SS dedim sadece. Tamam, anladık yani. SS o şehre havalimanı yapmak zorunda kalacaksınız. Ey yöneticiler. Ben Çorum'a gittim Van maçında 2 evet. Sene önce. Yani 21-22 sezonunda. Evet. Kasım ayı falandı. Veya 2 ayı olabilir. Ama sıradan gittim. Havalimanı var orada. İniyorsun. Asker evet. Havalimanı ha o da. Oh, oh, oh. Belki günde bir kere uçuş var veya 3 günde bir var. Eyvah, İndim. Eyvah. Oradan otobüs 20 dakikaya bir yer indim. Oradan Çorum yönetiminden geldi biri beni aldı stada. Ama dönüş nasıl? Araba Lüson. Ankara, Esenboğa, Esenboğa'dan İstanbul'a. E kardeşim nasıl iş bu? Ha bunları gördüm. Birebir de yaşadım. Evet. Programda da ben bu şikayetimi olması gerekiyor ve Çorum şehrinin evet. Kalkınması için de evet. Daha önemli. Futbolu i̇şte, geç. Bak futbolu da geç. İnşallah bu vesileyle bir kentin futbol kulübünün bir kentin kaderini nasıl oynayacağını görebiliyoruz. Aynen. Bu yüzden maçlara gidemiyoruz işte Çorum'a. Evet, bana doğru. Diyorlar ki abi maça gel. Geçen sene de söyledi. Abi gelemiyoruz ki havalimanı yok. Vallahi bana da 1000 defa yazdılar ama gidemiyoruz. Bir playoff maçına gitmek istiyorum. Bundan sonraki turda inşallah. Hani Çorum, Bodrum, Ankara'dan bizi alırlarsa veya Amasya'da uçuş olursa geliriz. Oradan dönüşte Ankara gidersek bırakırlarsa gideriz. Ey Oğuzhan Başkan. Buradan çağrımızdır. Evet. Kendimizi biraz davet ettiriyoruz ama ama gelmek de istiyoruz. Bakalım inşallah geleceğiz. Şimdi müjdeler var. Bir kere Geraldo döndü. Ben sana ne demiştim? Evet. Daha bunu 3 hafta evet. Önce söyledim. Bolu maçına dönmedim ama sen dedin kapattı. Ay şöyle. Playoff'lara kadar yok dedin. Playoff'lara kadar yok ama haber geldi ama şey olmadı. Bolu maçında risk etmediler. Risk etmedi. Aslında ben şöyle. Eğer Sakarya yenilme noktasında olsaydı bak Geraldo girerdi. Olabilir ben sana doğru söyleyeyim. Doğru. Biraz onun etkisi var. O maça kaldı doğru. O maça kalmıştı. Baktı hani biz hani çalmayacağız. Doğru söylüyorsun. Şimdi Geraldo dönüyor. Benim tabirimi bilen insanlar yılan Geraldo. Çok zeki. Ben Geraldo'yu çok kurnaz. Çok akıllı ve yani inanın yoktan vardan bir oyuncu. Evet. Çok güzel bir oyuncu. Çok etkili. Sezon başında ben destek vermiştim. Bazı kanallar destek vermedi. Transferine mi? Thomas'la alakalı. Thomas Verheid'le alakalı. Ben çok şey verdim, destek verdim. Ben şöyle, Türk Ligi için, yani Türkiye'deki ligler için bence evli bir oyuncu. Birinci hani, için özellikle. Buzdolabı, dört ayaklı buzdolabı abi, no frost. Yani kendisini gördüm zaten böyle, hani şey gibi. Çok güzel, zeballak gibi. Yani benim, ben de biraz böyle ufak tefeyim ama... yani benim biraz böyle... Genişletilmiş hali. Ya benim biraz da genişim gerçekten. Bir de sakallarım tam böyle kızıl. Güçlü bir adam, kuvvetli bir adam mesela. Çorum bana mesela bak, bugün şey de yazdım mesela. Ferhat mesela. Yazgan. Yani, tam bir altı numara abi ya. Tam bir altı numara. Hani 4-1-4-1'in birini koyasın oraya. Tam onun adamı mesela. Dinamosu diyorsun. Tam bir dinamosu. Sol tarafta kızanlar, kızmayanlar var. Erkan Kaş biliyorsun. Erkan valla beni çok yanılttı ikincilikte. Burada abi, da süper oynuyor abi. Ben vallahi ilk yıldaki kadromda Erkan Kaş da vardı mesela. Çünkü hani gümüş kadromda. Çünkü gerçekten görev adamı. Abi kuyumcu mu açıyorsun? Haydır gümüş müymüş. Hayır. Altın. O zaman ne şey demişlerdi. Altın kadro, gümüş kadro, bronz kadro. Biz de hepsini böyle pır 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 yazdık. Gümüşte mesela Erkan da var. Çünkü işini çok iyi yapan ve gerekli katkıları veren bir oyuncuydu. Şimdi defans hattına bakıyorsun. 3 tane yabancı stoper. Peki stoper de 3 tane yabancı olmasına ne diyorsun? Çok vallahi normal. Vallahi normal. İnan normal. Şöyle normal. Yani Zagutore bilinen bir adam. İyi bir adam yani baktığınız zaman. Gençler bilinen. Hani süper tecrübesi olan bir adam mesela. Yanındaki genç arkadaş. Ologo. Ologo daha gençti mesela. Van'da da çok daha iyi hepsinden. Evet. Belki Zagutore transferini yanlış bulmuştum. Hatta sezon içinde de çok yaptı Çorum'u. Ologo'yu doğru bulmuştum. Landre zaten Manisa'da oynadı ligimizde. Tecrübeli. Ve Urfa maçında kritik bir gol atmıştı. Evet, hani belki evet. Üçüncü bitirseydi Çorum ona yazabilirdim. Doğru. Ama ki olmadı. O maçta biliyorsun Şanlıurfa'nın kaderiydi. Evet. Kazansa son hafta rahat gelecekti Şanlıurfa ama oradan gol atmıştı. Abi Çorum'da maç bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor. Yani Çorum'da heyecan bitmiyor, maç bitmiyor. Hakan Barış'lar biliyorsun o gözler fırladı, fışkırdı mesela böyle. Ahmet İlhan çok severim. Tecrübeli. Hala sevmeye devam edeceğim. Altın orada akıp giderdi. Bu sene biraz şikayetleri var yani az oynadığına dair. Şimdi meydan ona kaldı. Ozan solda sakatlanınca. İyi de bence performansı iyi. Hatta ben bir yanlış yapmıştım başka bir kanalda. Demiştim ki 3 tane gol at demiştim. 3 tane fazla ya. Yok şöyle.
bir maçta 2-1 kazanmıştı Çorum. Üçüncü golü Ahmet İnan atmıştı. Oradan da yazmışlar. Üçüncü golü ki abi. Kim attı falan diye. Hayır. Bir tane gol pozisyonu çıkartmıştı ya. Çok kritik mesela. Hani böyle resmen şey. Ölüm gibi pozisyonu çıkartmıştı. O da ben ona gol gibi görmüştüm. O da çok başarılı, tecrübeli gerçekten. Ya, Ahmet Sakat var biliyorsun. Ahmet Sakat benim çok zaten çok beğendiğim bir forvet. Forvette bak, abi 3 tane forvetim var doğru mu? Verdi, orta sahan kalabalık. Bak Nalepe'yi daha söylemedik bile yani. Nalepe'yi söylemedik. Evet. O Nalepe'yi geçiyorum. Daha evet. Şey noktasına gelmedik. İşte kulübeye baktığın zaman da belki çok hani, değerli isimler var yedek abi. Oldu önünde birçok maçta ama Gökhan Karadeniz evet. Belki duran topların etkili ismi. Gökhan Karadeniz bu liglerin en iyisi. Eren Aydın mesela akıp gidiyor kardeşim. Çok evet. İyi başarılı. Sadık Arda Yılmaz Türk gibi evet. Çok iyi bir sağ bek var ha. Evet. Çok şanssız bir sezon geçirdi. Sakatlıklar yaşadı. Evet. Hatta buradan tekrardan da Atakan Cangöz'e de geçmiş olsun teklerimize. Evet, evet. O da sezonu kapattı. İki tane Atakan tabii. Çok da iyi oynuyordu. Akaynak da olsun, şey de olsun. İyi adam vardı bunlar ama. Atakan Cangöz'ün bir de şöyle bir özelliği var. Sağ bek de oynayabiliyor. Bak bravo. Bu sene işte Sadık Arda sakatlandı. Evet, evet. Kerem Kalafat Giresun'da zamanında bir sakatlık geçirdi. Hala etkilerini evet. Yaşıyor. O da sakatlandı. Evet, Atakan'ın en azından böyle bir şansı o da sakatlandı. Evet. Ya sağ bek sıkıntısı vardı. Tabii. Bak, sol bek 40 maç oynamış. Tek maç sakatlık yok. kaç yaşında? Kapatmış oraya otoban gibi. Ki kaç yaşında? Yaşı yani gelmiş. Bak, kendine bakan oyuncu çok seviyorum abi. Kendine aynen. Bakmış adam mesela. Misler gibi kendine bakmış. O yüzden ya Çorum'un abi bir kere Serkan Hoca'yı da es geçmeyelim. Serkan Hoca da aslında Tahsin Tam'ın biraz böyle deplasman da avantajlı kendi evinde yenememesi durumlarını Serkan Hoca baskın futboluyla bence lehine çevirdi abi. Takımı söz sahibi yaptı. Hani hep altılarda gezdikken 6-7 yapan mesela takım bir an 3.'lüye 4.'lüye gelmişti. Tamamıyla bence bu da Serkan Hoca'nın başarısı. Kesinlikle. Bak mesela Serkan Hoca takıma geldiği zaman da çok beklentim yoktu. Hatta bir dönem biliyorsun arka arkaya sıkıntılı sonuçlar olunca evet, bana evet. İzleyenler Çorum taraflara bir şey yazdı. Hatta evet. Savaş Bey'di yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Daim izleyicimiz. Dedi ki Furkan Bey işte haklı çıktınız Serkan Hoca dediler. İşte takım kötü. Ben doğru. Orada ne dedim biliyor musun? Doğru. Bak hoca yapamaz derken şunu dedim. Ben haklı çıkmadım daha. Evet. Bir şey yok. Evet. Serkan Hoca sadece iki maç bir tökezleme noktası oldu. Şu anda kötü gitmiyor. Yani beni haklı çıkartan noktası yok dedim. Tabii. Onu söyledikten sonra arka arka bir 7 maç mı 6 maç bir galibiyet geldi. Zaten 3. sıraya yakınlaşmalar, oraya girmeler. O zaten seri Çorum'u üst tarafa attı. Tabii üst tarafa attı. Zirveye attı yani. Zaten ben bu performansı görünce ve evet. Diğer takımların performansıyla da kıyaslayınca ya bence hakikaten şu anda Çorum daha böyle form olarak şeye giriyor. İyi giriyor bence playoff'a. Ben Çorum'un yine söylüyorum. Finale kadar gideceğini düşünüyorum. Evet. Ozan sonra bir geçmiş olsun tekrar dileyelim. Tekrardan dileyelim aynen. Yani, çok da iyi oynarken oldu maalesef. Futbol kariyerindeki en başarılı birkaç sezondan bir tanesiydi kendisi. Ozan Sol'la ben 4-5 sene önce bir bağlantı yapmıştım. Bodrum kendisi. Evet Bodrum'da biliyorsun çocuğu. Çok güzel golleri vardı. Çok güzel golleri vardı ve derdi ki abi dedi ben su çocuğuyum. Nasıl yani? Ben derdi denizli olmayan yerde oynayamam abi derdi. Oynuyor Çorum'da. İşte İzmir yaptı, o yaptı, bu yaptı falan filan. İşte belli bir yerde sonra Sakarya'ya gidince, ki Sakarya'da da aslında şey var, Sapanca Nehri var, aynen. Yani gölü var. Oradan galiba esinlendi. Oradan sonra abi biraz böyle enteresan bir hale geldi. Uzaklaşmaya başladı denizden. Şimdi Çorum'da bence var ya, hayatının en verimli topunu oynadı. Bence burada onu tutan ne biliyor musun? Takımdaşlık. Bravo. Çok mutlu çünkü. Başkan. Çok mutlu. Başkan onun abi. Onun içinden gelebilir. Bak yani. Kesinlikle Oğuzhan Yalçın'dır abi. Kesinlikle. Abartmıyorum. Hamit Yıldız vardı kesinlikle. Biliyorsun öncesinde. Hamit Yıldız o da şey gibi görev. Evet. Şimdi Çorum'da görev bitirdi. Aynen. Mission completed. Üst kalibreye geçti. Tabii. Mission completed. Next time. Ya şimdi ya buraya çıkarttırdı. Hamit Yıldız gene buradasın ya. Gene buradasın be kardeşim. Diğer programda buradaydın. Şimdi gene buradasın. Yani ikisi sen buradasın. Bir de buradasın. Belki Süper Lig'de gene gelecek belki de belli hani olmaz. Hani Ekrem İmamoğlu diyor ya bu da her yerde ya diyor. Hamit Yıldız onun gibi. Bu da her yerde. Evet her yerde maşallah. Şimdi bir de yani takıma mesela bakıyorsun. Takımda gerçekten bir kaynaşma var. Var. Şimdi forvette ciddi bir reaksiyon var. Orta sahalar öyle, kanatlar öyle, defans hattı öyle. Tam bir abi kaynaşma var. Kesinlikle. Buradan başarı geliyor. Ben de bu turda nasıl Bodrum Mark %100 demişsem ben burada da abi Çorum Futbol Kulübü %100 diyorum. Ben de öyle diyorum. Çorum kazanacak diyorum. Yani. Diyorum. Evet. Turu geçecek diyorum. Üzerinde de koyuyorum. Ve Sakarya ile Çorum oynar finali. Gollü maç olur. Gol yönünden bir şey demiyorum ama Çorum bence turu geçer. Turu geçer zaten %100. Valla ben Çorum'dan şampiyonluk bekliyorum. Evet. Bak tekrardan yeniliyorum. Evet, ben yanılabilirim. Evet. Ben iddialı konuşmayı eğer düşünüyorsam. Evet. Bir öngörüm varsa bana açıkça her zaman söylerim. Yanılabilirim kardeşim futbol. Bir Sakarya Çorum finali olur mu? Diyorum ya Çorum olur. Evet. Sakarya nerede olur? Çorum çıkar. Ortak noktada bir yerde olur. Ankara olur. Ankara mı? Ankara Çorum'a yakın ama olmaz. Yakın olmaz. Yani nasıl? Ama Sakarya da yakın uzak değil. Bursa olabilir belki. Bursa olabilir. Değil mi? İstanbul olur mu? İstanbul vermezler herhalde. Çünkü çok ters kalıyor.
İstanbul'da zaten Atatürk evet. dışında da... Yeter artık ya, İstanbul vermeyin abi ya. Bir Şükrü Saraçoğlu, bir... Bursa'ya versinler bak. Bursa olur, bize olur. Gideriz. Belki Adana yaparlar. Biraz uzak gibi ama yaparlar yani. Eskişehir. Doğru. Yeni stadyumlar bazen veriyorlar. Konya. Olabilir. Stadyum çok fazla var ya. Ama şöyle... Konya boyu taraf hep şeye yakın, Çorum'a yakın. Aynen. Ama Bursa biraz daha böyle... Ama işte Çorum da öyle bir ortada kalıyor ki her evet. yere yakın gibi. İşte ama Bursa mesela aslında, Bursa o zaman Sakarya yakın değil mi? İşte yani o diyorum ya bir... İstanbul'da Sakarya yakın. Bir saat doğru. Ya iki takım da yani iki şehir de aslında doğru. her tarafa yakın. O zaman daha uzağa verecekler. Dedim ya işte Adana, Urfa, Trabzon. Diyarbakır Stadyumu. Olabilir, olabilir. Gerçi orada çim serme noktası var şu anda ama doğru. bakalım onu federasyon karar verir. Doğru. Dört takıma da... Daha bakalım daha... Tabii daha erken, daha bismillah birinci tur başında biz stada konuştuk. Cilması yapıyoruz. Arkadaşlar öncelikle Çorum taraftarı bizi çok fazla izliyor. Evet. Hem beni hem de Furkan zaten yoğun bir ilgi özel var. Vallahi bak beğeniyorum gelmezse bu dükkanı kapatırız bir. Hı hı. Kocaeli taraftarı her ne olursa olsun hani sizin hakkınızda dezavantaj konuşsak Kocaeli Spor'dur. Tabii. Burası Basra Körfezi değil, İzmit Körfezi derdiniz. Biz onların menfaati ve tabii, onların tabii, aslında iyiliği aynen. için, menfaat değil yanlış söyledim pardon, iyiliği için, iyiliği onların için. İyiliği için tabii. gerekli yorumlarımızı görüşmek üzere bekliyoruz. Biz de peygamber değiliz. Yanılabiliriz. Yanma ihtimalimiz var sonuçta baktığımız zaman. Bodrumlar azsınız, özsünüz ama sizden destek bekliyoruz evet. ve yarenler sizden destek bekliyoruz. O zaman kapatalım. Kapatalım. Tüm takımlarımıza başarı dileklerimizi iletelim. Perşembe akşamı gerçekten dananın kuyruğu kopacak akşam. Kesinlikle öyle. Tüm takımlara başarı dileklerimizi iletelim. Herkese de iyi seyirler dilerim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.